burada dikkat edilecek şey, aynı hadiselerin içerisinde insan ya iyi görebiliyor ya kötü görebiliyor. Aynı hadiselerin içerisinde. Hadise değişmiyor yani. Aynı hadisenin içerisinde insan ya iyi görebiliyor ya kötü görebiliyor. Ölçü ne? Ölçü şu. Eğer kendi iradi kafasıyla, kendi ilmine, iradesine, aklına, fikrine dayanıp hüküm verirse, karşıdaki hadiseden dolayı yanlışa düşer. O muniste ve inek, keçi, öküzü canavar tahayyül eder. O hadise, herhangi bir hadise olursa olsun, kendisine zarar verecek, zararlı bir şey tevehüm eder. Halbuki onu kendi kafa fenerini yere vurup kırsa, kendi kafa fenerini yere vurup kırsa, ki bu çok zor bir iş. Öyle sıradan bir iş değil bu. Çok zor bir iş. Allah bizi ondan muvaffak eder. Bilen adam havasıyla bakmak. Alim adam havasıyla bakmak. Teknik adam havasıyla bakmak. Vesaire. Yani o işi biliyor. O işi biliyor. Hulusi Bey, Allah rahmet eylesin, bir şeye ömür boyu üzülüyorum diyordu. Allah rahmet eylesin. Dördü Üstad Hazretleri ne kitabıydı o şeyin tarif edildiği halde işaret Muhammediye 114 delil çıkarmış. Hüseyin Cisri'nin kitabı. Üstad onu bahsedince diyor, ben de gayet gafilce, gayet yanlış olarak, efendim ben okudum onu dedim diyor. O söz kadar beni mahcup eden ömrümde hiçbir şey olmamıştır. Ömür boyu o yanlışımdan dolayı utanıyorum. Üstadın yanında biliyorum, okudum demek. Dediğim için diyor da ona daimi mahcup oluyorum. Hatırıma geldikçe üzülüyorum üstadın yanında böyle bir kaf yaptığım için. Kafa fenerini yere çarpmak lazım. Kafa fenerini yere çarpmazsan olmuyor. Laf iyi oluyor yani, laf iyi oluyor. Gazali Hazretleri'nin emrettiği gibi öyle demiş, Hulusi Bey emrediyor diyordu. Gazali diyor ki, sözünü yapmak kolay, işi yapmak zordur. Konuşmak kolay, yapmak zor. Konuşmak kolay, dilin kemiği yok. Çok müttaki görünüyor, çok şey görünüyor. Dersin ki bu adam hakikaten kafa fenerini yere çarpmış. Ama hadiselerle karşı karşıya geldiği zaman ölçüsü kitap ve sünnet midir? Kur'an mıdır? Şerai nur mudur? Yoksa kendi kafa feneri midir? Kendi kendine bir şeyler uydurmak mıdır? Çok zor bir iş. İşte ne diyor? Ben o feneri yere çarptım, kırdım. İşin garibi orada bir tabir daha var, dikkatimi çekti. O fenerin ışığıyla alem doldu diyor. Demek kırıldıktan sonra onun faydalı kısmı ortaya çıkıyor. Yani o kafa fenerini yere çarpmadıkça faydalı olan taraf ortaya çıkmıyor. Onu kırdıktan sonra faydalı taraf ortaya çıkıyor. Orayı o misali ta baştan okun. O dehşetli bir misal. Bir vakayı hayaliyede gördüm ki
İki yüksek dağ var, birbirine mukabil, üstünde dehşetli bir köprü kurulmuş. Köprünün altında pek derin bir dere, ben o köprünün üstünde bulunuyorum. Dünyayı da her tarafı karanlık, kesif bir zulümat istila etmişti. Ben sağ tarafıma baktım, nihayetsiz bir zulümat içinde bir mezar-ı ekber gördüm. Yani tahayyül ettim. Sol tarafıma baktım, müthiş zulümat dalgaları içinde azim fırtınalar, dağdağlar, dahiyeler hazırlandığını görüyor gibi oldum. Köprünün altına baktım, gayet derin bir uçurum görüyorum zannettim. Bu müthiş zulümata karşı sönük bir cep fenerim vardı. Onu istimal ettim. Yarım yamalak ışığıyla baktım. Pek müthiş bir vaziyet bana göründü. Hatta önümdeki köprünün başında ve etrafında öyle müthiş ejderhalar, aslanlar, canavarlar göründü ki keşke bu cep fenerim olmasaydı, bu dehşetleri görmeseydim dedim. O feneri hangi tarafa çevirdim ise öyle dehşetler aldım. Eyvah! Şu fener başıma beladır dedim. Ondan kızdım. O cep fenerini yere çarptım, kırdım. Güya onun kırılması dünyayı ışıklandıran büyük elektrik lambasının düğmesine dokundum gibi birden o zulümat boşandı. Her taraf o lambanın nuru ile doldu. Her taraf o lambanın nuru ile doldu. Halbuki önce o kırılmadan evvel hep yanıltıyordu. İşte deveyi, ineği, keçiyi bilmem neyi hep canavar gösteriyor. Dün düz yerdeki yolu bir dehşetli köprü gösteriyor. Sağa sola uçurum gösteriyor. İlahir. Burada tasvir ettiği gibi. Ama onu yere vuruyor, kırıyor. O zaman lambanın düğmesine dokunmuş gibi zulümat boşalıyor, ışık geliyor. O lambanın nuruyla doluyor. Nurlanıyor yani, nurlanıyor. Vurduğun zaman onu, terk ettiğin zaman onu, o kafa fenerini terk ettiğin zaman o nurlanıyor. Hadisat onun ile, onun nuru ile doluyor. Çok güzel bir dikkat bir tabir o. Lambanın nuru ile doluyor. Öyle değil mi? Evet. Ha, lambanın nuru ile doluyor. Evet. Güya onun kırılması dünyayı ışıklandıran büyük elektrik lambasının düğmesine dokundum gibi birden o zulümat boşandı. Her taraf o lambanın nuru ile doldu. Her taraf o lambanın nuru ile doldu. Halbuki o lamba önce ne yapıyordu? Önce her tarafı zulümat, uçurum, ehli hayvanları, canavar gösteren bir şey. Bir tazip aleti. Kafa feneri yani, akıl, ilim, bilmem ne, kendisini bir şey zannediyor. Onunla çevre, o yolunu aydınlatmaya çalışıyor. O adamın doğru dürüst bir iş yapması mümkün değil. Ancak ben Kur'an'ın nuruna tabi oldum. Ben hakikatin altına girdim, hakikatin nuruna tabi oldum. İradesiyle kafa fenerini yere vurup kırdım. Eneği yani, eneği, benciliği yani, benciliği. Kafa fener dediği bencilik. Ene, biliyorum. İyi kötü biz de biliyoruz yani. Bize bir şeyler biliyorum. Ama bunu yere çarpıp kırdıktan sonra lambaya dokunur gibi, lambanın düğmesine dokunur gibi etraf aydınlandı. Her taraf o lambanın nuruyla doldu. Önce tazip aleti olan, yanlışı gösteren, seni yanlışa götüren, yanlış tahayyüller yaptıran o akıl feneri nurlanıyor. Alem onun nuruyla doluyor. Evet. Her taraf o lambanın nuru ile doldu. Her şeyin hakikatini gösterdi. Baktım ki o gördüğüm köprü gayet muntazam yerde
ova içinde bir caddedir. Ve sağ tarafımda gördüğüm mezar-ı ekber baştan başa güzel yeşil bahçelerle nurani insanların taht-ı riyasetinde ibadet ve hizmet ve sohbet ve zikir meclisleri olduğunu fark ettim. Efendim, kafasındaki, insanın kafasındaki ilim, malumattan ok feneri çaktığı zaman amel haline mi geliyor? Mürşid-i Kamil'i tanıyarak. Yani tasavvufta anlatılır ya efendim, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, kadı, bilmediği bir şey yok. Hep ilim, ilim. Fakat Mürşid-i Kamil'i kabul ettiği zaman, kafasındakiler yere çarptığı zaman maneviyat açılıyor. Eneden vazgeçiyor. Ene, mesele ene. O kafa feneri dediğim, biliyorum. Ben de iyi kötü bir adamım. Bu işi biliriz. Bu işi anlarsak biz anlarız. Şeyde şefkat tokatlarında var ya, Şamlı Hafız Tevfik Efendi'nin Üstad Hazretleri diyor Kur'an-ı Kerim'in tebliğinde şeyde Tevafuklu Kur'an'ı yazmakta bana bir tedbir söyledi. Ben de içimden dedim ki Üstadım bu bizim bildiğimiz şey, biz, bu işin tedbiri bize aittir diye enaniyetkârâne bir fikir aklımdan geçti diyor. Sonra Cenab-ı Hak ona ceza olarak içimizde en az Kur'an hattı olan, en az Kur'an ilmi olan bir kardeşimiz hepsini geçti. Hepimizi geçti. Ceza. Bediüzzaman'a karşı biz bunu biliyoruz. Biliyoruz bu kadarını. Bunu yapmak bize ait dedim diyor içimden. Fakat ona ceza olarak şefkat tokatlarında var. Ceza olarak içimizde Kur'an ilmi en az olan kardeşimiz hepimizi geçti diyor. Ha, şey, Husre. Evet. Baktım ki o gördüğüm küprü çarptım, kırdım. Güya onun kırılması dünyayı ışıklandıran büyük elektrik lambasının düğmesine dokunduğum gibi birden o zulümat boşandı. Her taraf o lambanın nuru ile doldu. Bu, o her tarafın o lambanın nuru ile dolması meselesi çok önemli bir mesele bu. Dikkat çekecek bir nokta yani. Yani önceden her türlü yanlışı sana yaptıran o akıl, fikir, ilim, bilmem ne, bilmem ne gibi senin enaniyetini besleyen şeyler sonradan yübeddilullahu seyyiatim hasene sırrıyla birdenbire şekil değiştiriyor. Alem onun nuruyla doluyor. Önce zulümatıyla dolduran şey, her tarafı zalim zulmetle gösteren o lamba kırıldığı zaman, teslim olduğu zaman, Hakk'a teslim olduğu zaman, Kur'an'a teslim olduğu zaman, şeriata teslim olduğu zaman birdenbire onun nuruyla doluyor. Mahiyet değiştiriyor yani. O zulmet, zulümat tamamen nura inkılap ediyor. Evet. Ben bu mane ismiyle mane hatta mabeyninde mesela o yerindeki hakikatler güneş gibi parlarken bilgimizdeki o mane ismilik mi engel oluyor mesela? Enaniyet, enaniyet. Bence. Enaniyet. Şimdi şartlı iman olmaz. Şartlı iman olmaz. Olur mu? Olmaz. Şartlı iman olmaz. Şarta bağlı iman olmaz yani. Delile dayalı iman olmaz. İman delile dayanmaz. İman edilir. Neticenin kayyumu imandır. Delil ve bürhan ona menfez açmak içindir. Neticenin kayyumu imandır. Delil ve bürhan ona menfez açmak içindir. Yoksa insan ispat edildiği için iman etmiş olmaz yani. İman ispata dayalı olmaz. İspat gittiği zaman iman da gider.
İman sebepsiz doğrudan doğruya Rabbisine teslim olmaktır. Şimdi böyle olunca o kafa feneri enaniyet kendisine kendi itikadına göre, kendi anlayışına göre, kendisine ters gelmeyen meselelerde eyvallah. Ters geldi mi oraya dokunma. Oraya dokunma. Bunu bizzat yaşadım yani. Bir kardeşe şöyle acaba nasıl olur? O benim husi meselem efendim. Oraya dokunmayın. Doğru söylüyorum. Yani belki %99 öyle yapıyor. O merdane söyledi. Efendim o meseleye dokunmayın. O benim husi meselem. Hususi meselesi olanın teslimiyette hakkı yoktur. Hususi meselesi olanın teslimiyette hakkı yoktur. Şartlı. Oraya dokunursan yok. Şartlı iman. Şartlı teslimiyet. Şartlı oldu mu o teslimiyet değildir. Pazarlık, tüccarlık. Sen benim yanlışıma dokunma, ben de sana eyvallah edeyim. Yanlışıma dokunursan hadi bana eyvallah. Şartlı teslimiyet olmaz. Şartlı iman da olmaz. Hani çok güzel bir nükte vardır. Gazali Hazretleri arada bir memlekete gidecekmiş. Tabii bütün alim, ulema, oranın ahalisi, Gazali gibi bir zat geliyor. Caddeleri, yolları doldurmuş. İhtiyar bir hanım da işte ineği mi kaybolmuş, öküzü mü bilmem ne olmuş. Onu insanlar doldurmuş. Hele açılın, açılın hele. Nedir bu, nedir yolları kapatmışsınız falan. Kadın sen bilmiyor musun? Allah'ı binlerce delillerle ispat eden bir alim geliyor. Sen ne inek öküz derdinizsin? Geçin, geçin, geçin. Ben ineğimi arıyorum diyor. Allah ispat edilir mi? Allah'ın ispatla iman olur mu? Demek ki o herif hiçbir şey bilmiyor demiş. İspatla iman olmaz. Yani o ihtiyar kadın oradaki bütün o ahalinin itikadını sıfıra çıkarıyor. Allah delille mi bilinirmiş diyor. Ey yolumu açın. Ben ineğine gideyim diyor. Şartsız Zülfiyar'a dokunmak yok. Zülfiyar'a dokundun mu? Hadi eyvallah. Böyle bir teslimiyet, böyle bir şey olmaz tabii. Olmadığı için de semeresi böyle oluyor işte. Ne demiş adam? İmam Ali Efendimiz'e ya imam demiş senden evvelkilerin zamanında bu kadar karışıklık olmuyordu. Bu kadar fitne fesat yoktu. Sizin zamanınızda niye böyle oldu? O yüce imam radıyallahu anh ne demiş? O benden evvelkilerin yardımcıları bizdik demiş. Bizim yardımcılarımız da sizsiniz. Sebebi bu. Allah Resulü emir veriyor, git Hayber Kalesi'ne fethet. Şartlara göre, esbaba göre fethi mümkün değil. İmam Ali Efendimiz radıyallahu anh emri alıyor giderken çok müthiş bir şey. Sahabeden de Hazreti Ali. Arka şeye böyle giderken önünü Efendimiz'e dönmeden, yani gidiş istikametini bozmadan arkası Efendimiz'e dönük ya Resulallah hangi şartlarla onlarla harp edeyim diyor.
verilen emri inceliğe bak. Emir verilmiş, git. Gidiyor. Ondan sonra aklına bir şey geliyor. Gidiş istikametini bozmuyor. O emir tamam, gidecek. Ondan sonra ya Resulallah, hangi şartlarla onlarla harp edeyim? Emre ittiba. Emre ittiba. Ne diyor İmam Rabbani Hazretleri radıyallahu anh? Delil gölgesi Subhan olan zatın zikrinden evladır. Delil gölgesi Subhan olan zatın zikrinden evladır. Delil gölgesi bir zatın gölgesini bulmuşsun. Resulullah Efendimiz'in tebaiyetinde bulunan bir zatın gölgesini bulmuşsun, yatıyorsun. Ötekisi de kendi kendine habire bir şeyler yapmaya çalışıyor. Onun uykusu öbüründen çok üstündür. Onun uykusu öbüründen çok üstündür. Zamanımızda şartlar çok zorlaşmış. Zamanımızda şartlarımız çok zorlaşmış. Bir tek ümidimiz var. Bir tek ümidimiz var. Fena fil ihvan sırrıyla Risale-i Nur talebesi olmaktır. Yani şirket-i maneviyeye dahil olmaktır. Şirket-i maneviye sırrıyla kazancımızı artırmaktır. Bunun dışındaki şeyler alleme-i cihan olsa, bizim değer ölçülerimize göre o adam perişandır, yazıktır, kendini hiç etmiştir. Ahirette bu ortaya çıkacaktır. Zamanımızda Allah-u Azimüşşan böyle büyük bir kolaylığı, böyle büyük bir imkanı ümmetin önüne hakikat mesleği ismiyle koymuş. Çare-i necat, kurtuluş çaresi, Risale-i Nur talebesi olmak. Alim değil, bilen değil, kılan değil, yapan değil. Risale-i Nur talebesi olmak. Eğer bir kelime, mesela bir kelime söylediğin zaman her şeyi bileceksin. Böyle bir şey düşün. Böyle bir sırlı bir şey düşün. Şu adamı tenkit ettiğin zaman o tenkidin seni alim yapacak. Her şeyi bilir duruma geleceksin. Aklın varsa o tenkidi yapma. Risale-i Nur talebeliğine razı ol, alim olma. O alimlik seni kurtarmaz. O bilmek seni kurtarmaz. Misali anlatabildim mi? Böyle bir sır yani. Sen ne biçim adamsın ya? Kardeşine öyle desen, yani Risale-i Nur talebesin, bir kardeşine desen ki sen rencide edici bir laf söylersen, tenkit etsen o ya. O tenkit kelimesi seni abat etse, yani alim olsan, kamil olsan, hatta kutup olsan, aklın varsa sakın o kelimeyi söyleme. Sakın Risale-i Nur talebesi ol. Bu zaman insanın kurtuluşu şirket-i maneviye yoluyladır. Ne kutupladır, ne ilimledir, ne faziletledir, ne kemalatladır. Allah bu zamanda böyle bir ümmetin önüne böyle bir imkan çıkarmıştır. Bu talebeleri buna agahtır. Kendi iradeleriyle bu büyük imkanı tepmemek lazımdır. Allah cümlemizi hakiki nur talebesi yapa. Amin. Kurtuluş burada. Kurtuluş burada. Evet. Buyur. Efendim bir sual
Hatırıma geldi de mühim bu şirket manevi ve fenefil ihvan meselesinde. Fenefil ihvan derken kardeşler arasında tefani fenefil ihvan suretinde gerçekleşecek olsa mürşide mi direkt? Ben onun tahkikatını yapmışız. Evet. Onun tahkikatını yapmışız. Var olan birine irtibat yapılır. Yok olan, yokun nesine irtibat yapacaksın? Öyle değil mi? Evet. Var olan birine irtibat yapılır. Havuz vaziyetine gelmiş birinde fenafil ihvan olur. Enaniyetini götürür, o havuza atarsın, eritirsin. Havuz durumuna gelmemişse neye, nereye atacaksın kafa fenerini? Öyle değil mi? Bu ya bilerek veya bilmeyerek büyük Risale-i Nur camiasının büyük bir yanlışı. Bilerek veya bilmeyerek aynı neticeye gelir. Büyük bir camianın helakine sebep olmuştur. Bu anlayış büyük bir camianın helakine demeyelim de büyük azim bir karın terkine sebep olmuştur. Üstadımıza hürmeten o tabiri kullanamayız. Nur talebesidir. Büyükler itine de sahip olur, köpeğine de sahip olurlar. Madem ben nur talebesiyim diyor, o bir şeydir yani. Onu incitici bir şey diyemeyiz. Ama büyük bir karın, dehşetli bir karın zayiatına sebep olmuştur. Tehlikeli bir yola girmiştir yani. 13 mü? Mana topluluğu olmuş, mana topluluğu olmuş. Hulusi Bey bahsediyorum. Allah ondan razı olsun. İlhama, büyük bir ilhama mazhardı o zat. O keşif tarafı fazla yoktu. Bazen açılıyordu. O daimi hal Sultan Feyzi Hazretleri'nde vardı. Keşif tarafında daimi hal, kesintisiz. Ama Hulusi Bey öyle değildi. Hulusi Bey tam nur talebesi. Bazen açılıyordu o keşif tarafı. Ender. Bir şeyde Ankara'da büyük bir salonda Hulusi Bey gelmiş deyince Ankaralı gençler toplanıyorlar, doldurmuşlar. Defalarca anlatmışım. Hulusi Bey gelip oturuyor, ben yoktum o toplantıda. Epeyce bir sükunet ama herkes birbirinin nefes arasını duyacak kadar sükunet var yani. O kadar sessizlik var. Hulusi Bey 5-10 dakika sonra sükuneti bozuyor. Diyor ki, kardeşlerim, sizin şu teveccühünüz sebebiyle şu benim yerimde bir taş olsa mürşidi kamil olur demiş. Benim yerimde bir taş olsa mürşidi kamil olur. Teveccüh çok mühim bir şeydir. Teveccüh dua yerine geçiyor. Risale-i Nur'da misali var. Gayrimüslim birisi diyor, bir yolunu bulmuş, irşat yapıyor. O bir yolunu bulmuş, irşat yapıyor. Onun talebeleri ona sadakatle bağlı oldukları için teveccüh etmişler ona. Rabıta yapıyorlar. Halbuki gayrimüslim. Sonra müridinin birisinin keşfi açılıyor, bakıyor, gayrimüslim. İman noktasına bakıyor, gayrimüslim. Adam mümin de değil yani. Ama ne yapıyorlar? Madem ki bizim inkişafımıza, kemalatımıza, Allah dostu olmamıza sebep oldu bu zat, biz de bunu bu halde bırakmayacağız. Hepsi Allah'a yalvarıyorlar, intizar ediyorlar ve onu da tekrar başlarından mürşit durumuna getiriyorlar. Evet, ben her zaman söylüyorum. Allah'ın Resulü levlake levlak sırrının mazharıdır. Hiçbir sahabenin ona olan teveccühü, ona olan bir ilavesi sebebiyle onda bir yükselme yoktur.
ama Resulullah'ı Resulullah yapan sahabedir. Bediüzzaman'ı Bediüzzaman yapan talebeleridir. Bu böyledir yani. Ha, bu böyledir. Bediüzzaman'ı Bediüzzaman yapan talebeleridir. Resulullah'ı Resulullah yapan sahabedir. Sahabenin o dehşetli akıl almaz, deli delirtecek derecede Resulullah'a irtibatıdır. İnsanlar nezdinde. Hulasa Fenafil İhvan hakikatinin Risale-i Nur camiasında anlaşılması lazım. Anlaşılması lazım. Tatbik edilmesi lazım. Hayır ve bereket Allah'ın inayeti bununla gelir. Eğer Allah'ın inayeti açık bir şekilde devam etmiyorsa, şimdi geçen gün bir haber gördüm, dün mü belki gün Filipinler'de mi nerede Risale-i Nur'ların devlet eliyle basılması. Filipinler miydi? Bangladeş'te. O Bangladeş hikayesini biliyor musunuz siz? Yaşınız müsait değil. O Bangladeş, orada bir mucibir şeytan çıktı. Mucibir Rahman değil de mucibir şeytan çıktı. Adı Mucibir Rahman diye bir herif. Hindistan'dan ayrıldığı zaman 400 milyona yakın bir kütleydi Pakistan. 300 milyona yakın, 400 milyona yakın bir kütleydi. Ondan sonra şeytan ihvasıyla Mucibir Rahman denilen Mucibir Şeytan diye bir herif ortaya çıktı. Pakistan'dan orayı böldü, ikinci bir devlet yaptı. Neyse, mevzumuz o değil. Şimdi elbette sevindik yani. Allah'a şükürler olsun. Yani Risale-i Nurlar rağbetli bir devlet bunun kıymetini anlıyor ve devlet eliyle basımına geçiyor. Çok güzel. Ama Risale-i Nur 1925'te telifine başlandı. Bugün 2025 neredeyse. 100 sene geçti. Bu 100 senede bununla sevinmekten başka bir şey yapmadı bu camia. Bu gibi haberlerle sevinmekten ve avunmaktan başka hiçbir şey yapmadı. Akademik. Dört duvar arasında akademik, kravatlılara hitap ediyorlar. Çok zamandır aklıma geliyor, elimi tutuyorum. Sadece bir şey yazacağım tweet'e. Kravatlı dümbükler diye. Sadece bunu yazacağım. Fakat tutuyorum kendimi. Edebime uygun görmüyorum. Kravatlı dümbükler. İşleri güçleri kravatlı dümbüklerle. Senin hutbene bir dakika kaldı. Sana biraz meydan verelim. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtena inneke entel alimul hakim. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Cenab-ı Hak ve Feyyaz-ı Mutlak Hazretleri yapılan derse Kur'an'dan şu bir ay boyunca acizane, fakirane, hiçbir şeye yaramayan şu yaptığımız ibadet tahttan hasıl olan bir sevap varsa, o sevap hürmetine Cenab-ı Hak ümmet-i Muhammed'in sıkıntılarını bertaraf eyle. Hastalarına şifalar vere, dertlerine devalar vere, borçlarına borç elemden kurtulmaları nasip ede. Suret-i mahsusa da şu cemaatimizin ve bu cemaatimizde gönülden bağlı bütün kardeşlerimizin dünyevi ve uhrevi ne kadar sıkıntılar varsa lütfiyle bertaraf eyle. Umduklarımıza nail eyle, korktuklarımızdan emin eyle ya Rabbim bizi. İstediklerimize bizi kavuştura, korktuklarımızdan da emin eyle ya. Gerek
Suriye'de, gerek Filistin'de, gerek Afganistan'da, gerek Çeçenistan'da, dünyanın dört tarafında oluk oluk Müslüman kanı akıyor. Cenab-ı Hak buna sebep olanların kuvvet merkezleri nereyse orayı paramparça eyleye. Onları kendi belalarının içerisinde, kendi gayızlarının, kendi kinlerinin içerisinde boğa. Amin. Onları birbirine düşüre. Alem-i İslam'ı bunların aklından çıkara. Alem-i İslam'a da birlik, beraberlik, vahdet, uhuvvet, iman, İslam, teslim nasip ede. Amin. Birliğimizi artıra, kuvvetimizi artıra. Amin. Ahirete iman ile intikal etmeyi, cennet ve cemaliyle müşerref olmayı cümlemize nasip ve müyesser eyle. Amin. Lillahi'l-Fatiha.